TV ve Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 31 Aralık Salı, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, 70 yaşındaki adam sokakta kalp krizi geçirdi. Eski Ceyran Sineması sokağı, Ülke Ocağı önünde 70 yaşındaki isminin Mustafa Özince olduğu söylenen şahı sokakta ilerlerken beyin pırtığı atması sonucu küçük çaplı beyin kanaması geçirdi. Olayı gören vatandaşlar kalp masajı yapmaya çalıştı. Az kalsın öldürüyorlardı. Olay yerine 112 ambulans ekipleri çağrıldı. Şahıs Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddi olduğu belirtildi. Tedavisi devam ediyor. Sayın seyirciler, Iğdır Tuzluca'da görev yapan 3. kademe jandarma Ereğli'nin gururu oldu. Iğdır Tuzluca'da görev yapan Ereğli'li 3. kademeli uzman jandarma jasatiminde görev yapan DK isimli komutan titiz bir şekilde çalışıp yıllar önce işlenmiş cinayeti çözdü. Ereğli'mizin gururu oldu. Sayın seyirciler, CHP ilçe başkanı Veysel Gönülal yeni yıl kutlama mesajı yayınladı. 2020 yılının ülkemize, özellikle Ereğli vatandaşlarımıza huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim. 2020 yılında ekonomik koşulların iyileştiği, sosyal hayatın var olduğu güzel günler görmek dileğiyle herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi yeni yıl mesajı yayınladı. 2019 yılını geride bıraktık. Yeni bir yıla giriyoruz. İnşallah 2020 yılının tüm Ereğlili vatandaşlarımız başta olmak üzere Türk halkına, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Onların hayalleri, umutları, ertelenmiş rüyaları 2022 yılında gerçekleşir diye umut ediyorum. Kazasız belasız geçirmelerini diliyorum. Çocuklarımızın eğitimlerinde başarılı olmasını diliyorum. Biz de Ereğli genelinde öncelikli olan eğitime verdiğimiz önemi vurgulamak istiyorum. Sayın seyirciler, park halindeki araca çarpıp kaçtı. Hıdırlı Mahallesi'nde eski buğday pazar civarında park halindeki araca başka bir araç çarpıp kaçtı. Araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarından çarpıp kaçan araç hakkında bilgileri alıp güvenlik kameralarını inceledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaçan araç aranıyor. Sayın seyirciler, ERT TV olarak tüm değerli Ereğli halkımızın
Yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum. Nice mutlu hayırlı yıllar diliyorum. Sayın seyirciler, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratbe'nin en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratben İnovatif serisinden. Selenit. Fratben. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup, tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken, tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Hayırlı seyirciler, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.